Silahım yok. Alın Polat'ı. Önce konuşacağız, sonra gideceğiz. Nasıl bir pazarlık içindesin ki? Adamların elinde, sen elindesin. Silahın yok, hiçbir şeyin yok. Bir anlaşma yaptık Ural. Adamlarımı bırak, istediğin yere gidelim. Vurun! Öldürün bunu! Öleceksek beraber öleceğiz. İyi misiniz efendim? İyi, iyi. Adamların elimde. Beni bırakmazsan hepsini öldürecekler. Ben onu da düşündüm Murat. Sen canını sıkma. Efendim, hareket için emirlerinizi bekliyorum. Bekle Hüsnü Bey, bekle. Bir daha!
Ulan senin de, yedi sülalenin de gücü yetmez Polat Alemdar'ın kılına zarar vermeye. Niye? Bak be Adem'in yetti. O şerefsiz nankörle de elbet bir gün hesaplaşırız. Konuşma lan! Abi, diğer işi bitiremedim. Bu fırsatı bana ver. Memati başı ben öldüreyim. Tamam koçum, sen öldüreceksin. Buyur abi. Alo, Polat Alemdar'ın bütün adamlarını öldürün. Emredersin abi. Selim, Adem yanındaysa sadece evet de. Evet abi. Adem de onlardan. Bir tek onu öldürmeyin, orada tutun. Onunla işim var. Tamam abi. Ne olmuş? Ne diyor Hakan abi? Geliyorum, beni bekleyin diyor. Nereye Selim abi? Bir şey yok koçum, geleceğim. Az kaldı. Sıkın dişinizi. Az kaldı. Diğerlerini de çöz. Adem. Polat abi dedi ki Hüsnü'ne bana ulaşsınlar. Tamam koçum, tamam. Konuşma sen. Abiyim.
kolonyalı mendil yoktur değil mi Hürmüz Bey kardeşim? Yok Tuncay Bey. Silah alın. Burada bu lazım. Ya kardeşim, elin adamının silahını veriyorsunuz insanın eline. Mikrop içindedir bu şimdi. Kolonyalı mendil de yok. Tuncay Bey, burada mikroptan ölmezsiniz. Ah kardeşim, ben bu hallere düşecek adam mıydım be? Oradan çıkmayacaklar ulan. Geliyorum. 5 dakika daha dayanın. Bas gaza bas. İyi misin Nezat? Nevzat, numara mı yapıyorsun? Hakikaten çok mu devdiler seni? Yok ya, dövmemişler. Dövseler niye Nevzat Bülbül gibi öttü desinler? Herkes öter. Nevzat ötmez oğlum. Konsantrasyon meselesi bu. Sırtımda onun sopa kırdılar. Yine de konuşmadım. Sopalardan bir kısmı başına da denk geldi mi ortak? Ne yapacağız abi? Bekleyeceğiz. Hakan buraya gelecek, bu işi burada bitireceğiz. Söyleyin çocuklara, herkes bir köşeyi tutsun Eren. Tamam abi. Çocuklardan başka kim var binada? Hepsi orada. Tek tek hepsini ara. Elbet biri cevap verecek. Fazla silah olan var mı? Al, tertemiz silah kardeşim. Kolonyalı mendil yoktur değil mi buralarda? İyi misiniz Tuncay Bey? Kötü mü görünüyorum? Rengim bembeyaz değil mi? Yok, sadece sordum. Ya mikrop içinde her taraf. İnşallah bulaşıcı bir hastalık kapmayalım da. Memati abi, gelmez adam buraya. Deli mi ki gelsin? Gelse de birilerini görmeden içeri girmez. Benim bildiğim Hakan merakından da olsa buraya kadar gelir. İçtiyse arabadan iner.
Ben söyleyene kadar kimse yerinden kıpırdamasın yeter Erhan. Lan kim bunlar? Sıkalım mı abi? Dur hele dur. Görevliyim. Açın yolu. Yolun sonunda Memati seni öldürecek. Sen kimsin? İskender Büyük seni çağırıyor. Tamam. Neredeyse geleyim sonra. Sonrası yok bu işin. Tamam, gidelim. Bizi takip edin. Gelmeyecekler herhalde. Alo usta. Bu Hakan ortalarda yok. Tamam. Geliyoruz. Toplanın gidiyoruz. Gel bakalım Hakan'ım. Gel bakalım. Otur. Tanışmak bugüne nasipmiş efendim. Hayatını kurtarmadığım hiç kimseyle tanışmadım da ondan Hakan. Sağ olun efendim. Size borçluyum. Emirlerinizi bekliyorum.
Bundan sonra birlikte çalışacağız Hakan. Yaptıklarınızı takip ediyorum. Bir başı bozukluk, bir düzensizlik görüyorum. Hepiniz kendi çapınızda bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama lideri olmayanın elde edeceği bir şey yoktur. Efendim, başımızda bulunursanız şeref duyarız. Artık buradayım. Yalnız efendim, buraya gelmeden önce bir talihsizlik oldu. Her şeyden haberim var. Ben Vural'ı uyardım. Uyarımı dinlememenin bedelini ödeyecektir. Peki Polat Alemdar ve ekibi ne olacak efendim? Ya onun da hayatını kurtarırız, ya da hayatını sonlandırırız. Benim kapım herkese açık. Elimizi öpecek herkesin alnını öperiz. Efendim, siz tanımıyorsunuz. Ben onun kundaktaki halini tanırım Hakan. Onu yetiştireni de tanırım, onu destekleyenleri de. O beni tanımaz. Ama ben onu iyi tanırım. Neyse. Polat Alemdar sonraki mesele. Vakit harcamayı sevmem. Gidiyoruz. Buyurun efendim. Sağ ol kardeşim. Buyur. Buyur. Geçmiş olsun Tuncay Bey. Eren, sağ ol. İyi misin? İyiyim ben. Geçmiş olsun koçum. Geçmiş olsun Nevzat. Sağ ol abi. Dur bir yarana bakayım. İyi misin Erhan? İyiyim abi. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Adem'e çok üzüldüm. Ben de çok üzüldüm usta. Kızdım mızdım çocuğa ama... kendini feda etti. Abi sen nasılsın? İyiyim Erhan'ım. Yalnız Nevzat'ı bir hastaneye götürün. Takibat ne olacak abi? Hastaneye girebilir miyiz? Onu halledeceğiz birazdan Eren. Memati, herkes dağılsın. Güvenli bir şekilde yarım saat sonra. Abi sen yaralısın. Ben de çok durmayacağım. Abdüley Vural'ın dilinden anlar. Hadi oğlum çabuk lan çabuk. Hadi. Sırf bir inat uğruna saatlerimizi yedin, bizi burada aç ettin. Sivilce bastı her tarafımı. Sen biliyor musun benim saatim ne kadar değerli?
Markası ne gülüm? Söyle alalım. Ha 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 ha. İşte tipik bir burjuva esprisiyle karşı karşıyayız Çeto. Senin paran yetmez benim koluma bir şey takmaya. Senin bir stresin var ama çözemedim. Bu kadar stres yapma gülüm. Erken ölürsün. Stres benim değil mi kardeşim? İstediğim zaman ölürüm. Sana ne? Çetin, çabuk taşıyın bu bidonları. İdeolojik bir çatışma içine girmek istemiyorum. Tamam başkan. Bana bak, sen neyin başkanısın? Çekme beni çatışma içine, gelmem. Yok gülüm yok. Sen bu sinirle ticaret yapamazsın. Ama ben seni sinirine alırım. Sen iki sevkiyat daha yap, sinir minir kalmaz. Olmadı bunları toza çevirdiniz mi? İlk partiyi sen dene. Hadi, hadi. Bana bak Bulut Yalçın. Ölüm listemin ilk 5 sırası dolu. 6. sırada da seni benimle muhatap eden o ayı olu ayı var. Seni 7'ye yazıyorum. Eğer listenin 1. sırasındaki ismi söylersen bir dahaki sevkiyatta sana tek bir zorluk çıkarmayacağım. Yemin et. Sana yemin etmeyeyim. Söz vereyim. Polat Alemdar ve işbirlikçi ajanları var. Bak Polat Alemdar'a bir şey demem. Ama o işbirlikçi arkadaşlardan Memati'yi bir ayır. Çetin, Memati kim? Abi benim gibi sağ kolu. Ne olmuş Memati'ye? Onu öldürme. İlk sevkiyattan para almayacağım. Kardeşim, ben senin aile içi dengene karışıyor muyum? Sen benim örgüt içi dengeme karışıyorsun. Ya karıştırma aileyi örgütü. Al gülüm ver gülüm dedim ben sana. Ticaret bu. İyi. Abi eksik abi fazla. Ama ben de merak ettim. Niye ölmesini istemiyorsun? Akraban mı o işbirlikçi senin? Yok. Ölmesini istemiyorum değil. Başkasının öldürmesini istemiyorum. Sen şimdi benden canlı mı istiyorsun Memati'yi? Ya ne yapmamı istiyorsun? Memati'ye karışma diyorum. Başka bir şey demiyorum. Başkan, hazırız. Çetin, şoföre söyle bizim tampondan ayrılmasın. Yolda bir problem istemiyorum. Tamam başkan. Senin ricanı da bir düşüneceğim. Sağ ol başkan. Başkan, niye örgütsel sırları söylüyorsun Polat Alemdar falan diye? Sanki sen çenen tutuyorsun da. Ulan o kadar sana sorgu teknikleri öğrettim. Memati kimdir diyorum. Sanki ben bilmiyormuşum gibi hemen atlıyorsun oradan. Benim gibi. Kro. Bil lan! Terbiyesiz. Sen ne yaptığının farkında değilsin. Benim oturduğum makamdaki birini buraya oturtup elini kolunu sallayarak gezeceğini mi zannediyorsun? Yok. Zannetmiyorum. O yüzden istifa edeceksin. Saçmalamayın. Abdülay. Dediklerimi yazabilmesi için önce sol elinin parmaklarını kırmaya başla. Hayır! Hayır!
Hadi yaz. Ben Vural Seçkin. Başkan vekili. Yeminime sadık kalmadım. İhanet ettim. Devletimi ve milletimi sattım. Bu ihanette işbirliği içinde olduğum kişiler, kurumlar ve ülkeler arasında... Say, seni dinliyoruz. Var burada Çeto. Ne oluyor? Burayı bizden başka kim biliyor lan? Bizden ve başkandan başka kimse bilmiyor. O zaman bu arabalar nedir Çeto? Tuzak olabilir Muro. Gidelim. He. Adam tuzak kurmuş. Arabaları da evin önüne çekmiş. Öyle mi Çeto? Kimse kim? Bizim kimseden korkumuz yok. Huzuru bozmak istemem ama hayırdır? Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Otur Muğra. Emperyalist güçler tarafından emir almaya alışkın değilim. Kendi irademle otururum. Bizim bu arkadaşla bir ticaretimiz oldu ama alacak verecek meselemiz yok. O halde nedir mesele? Başkanını ara, buraya gelsin. Emir almaya alışkın olmadığımı söylemiştim. Sizinle müzakere edecek yetkiye sahibim. Dinliyorum. İyi dinle beni. O getirdiğin asidin içinde boğarım seni. Bir daha lafımı ikiletme. Sana başkanını ara diyorsam arayacaksın. Aramasını arayalım da arayıp ne diyeceğim? Ben sizi tanımıyorum. Mevzunu bilmiyorum. İskender Büyük'ün onu çağırdığını söyle yeter. Çetin. Başkanım, Büyük İskender isimli bir şahıs sizinle görüşme talep ediyor. Emriniz nedir? Emniyete alacağız sizi. Ben bir şey yapmadım. Hemşire hanım, mahkumun suç işlemesine yardım ve yataklık yapmışsınız. La beni nereye atıyorsanız atın. Ama o kızcağız masum. Onun bir günahı yok. La bırakın gitsin garibin.
Bırakın kızı. Onun günahı yok. Onun bir günahı yok. Elvan! 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 Anlaşılan o ki bundan sonra belli işlerde birlikte çalışacağız. Eroin olsun, silah olsun. Bunu da nereden anladım? Başkan olan şartlarda mevzuyu bu kadar uzatmaz. Birlikte çalışmayacağız. Siz bizim güdümümüzde çalışacaksınız. Yok ya. Koskoca örgüt bir çetenin emri altına mı girecek? Buna her sosyoekonomik sınıftaki insan güler. Ha ha. Ha ha. Sen daha kadrosuna görev yapmamışa benziyorsun ha. Halt etmişsin sen. Bak arkadaş. Bundan sonra ekonomik ve silahlı bir işbirliğimiz olabilir. Ama bu bir ideolojide buluştuğumuz anlamına gelmez. Biz seninle aynı dilde konuşmuyoruz. Konuşmayacağız da. Hiç konuşmamanı yeğlerim. Tabii konuşmamamı yeğlersin. Gerçekler her zaman acıdır. Ne oldu? Polat Alemdar'dan tırstın, sonra paralı askeri oldun. Amerikalılar sizi sattılar. Dağda bombadan kafanızı kaldıramıyorsunuz. Merkez komiteniz birbirine girdi. Şimdi hesap yapıyorsunuz. İran'ın kucağına mı oturalım? Talabani'nin mi? Barzani'nin mi? Tabii ki kimin parası varsa onun dediği olacak. Şehirde de, dağda da, örgütte de, devlette de. Örgüt bu badirelerden çok atlattı. Kısa zaman içinde bunu da atlatacaktır. Bu defa zor. Dağda çözülme bir yasaya bakar. Af çıktı mı bir tane adamınızı tutamazsınız para akışı olmazsa. Daha iyi. Şehirde adamlarımız dinlenir. Gün gelir konjonktür değişir. Dinamik kuvvetler olarak şehirde etkimiz dağdan daha büyük olur. Para olmazsa hiçbir şeyi yapamazsınız. Ne teklif ediyorsunuz? Hiçbir şey teklif etmiyorum. Sana ve adamlarına yaşamak için fırsat veriyorum. Bana Türkiye'yi belirli şartlara getirene kadar lazımsınız. Bunun karşılığı olarak da gelirini paylaşmak üzere beraber uyuşturucu, silah, mazot kaçıracağız. Bu ülkede tek söz sahibi olana kadar, ben yönetimi ele geçirene kadar her türlü organizasyonu yapacağız. Dağlar senin, şehirler bizim, Türkiye benim. Köstebeğin kim olduğunu öğrenmeden öldürmeyeceğim Vural'ı. Elimizi çabuk tutmazsak Vural'ı başa getirenler yine kendi adamlarını getirecektir. Kim var adayınız? Vekaleten de olsa kurumu yönetecek. Tek adam, Cengiz. Ne kadar güveniyorsunuz? Bizim kadrodandır. İyi çocuktur. Ben Alper'den başkasına güvenmem. Alper'i yukarıya kabul ettiremem. Şimdilik Cengiz işimizi halleder. Öncelikle üstümüzdeki baskıyı kaldırsın yeter. Gerisini zaten birlikte belirleyeceğiz. Seni görüştüreceklerimle görüşmek için bu gece uygun musun? Uygunum. Ama bence Köstebeği bulmadan kendimizi tekrar riske atmanın bir anlamı yok. O halde Vural'ı konuşturur konuşturmaz bana haber ver. Randevulaşalım. Olur.
Alper! Buyurun efendim. Bunu Cengiz'e ver. Hemen işleme koysun. Vekaleten görevi devralsın. Ben yukarıyla da konuşacağım. Vural'ın yakın ekibini görevden uzaklaştırsın. Polat'ın üstüne yollanan ekip geri çekilsin. Emredersiniz efendim. Başkanla Polat Alemdar'ın güzergahını Hakan'a kim verdi? Bilmiyorum. Senin bilmediğini Hakan nereden bilecek Vural? Köstebek kim? Kamil. Başkanın şoförü. Niye Kamil, manyak mı? Arabada yok muydu kendini öldürsün? Vural. Adamın bana saatlerce işkence yaptı. Sence seni buradan konuşturmadan çıkarır mıyım? Cengiz, Polat Alemdar'ın üstündeki bütün ekipleri çekin. Başkan diyor ki, Cengiz'e güveniyorum. Kurumun başında olacak. Teşekkür ederim. Başkanımızın güvenine her zaman layık olmaya çalıştım. Fakat Ankara bu işe ne diyecek? Sana telefon gelecek. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol. Buyurun efendim. Emredersiniz efendim. Dönün arkadaşlar. Gidiyoruz. Neredesin? Meraktan öldük. Geldim anne, geldim. Dur hemen, yüklenme onunla. Bir aç mısın, tok musun de. Biraz açım anne. Hay Allah, hay Allah. Akıl mı kaldı bende? Hemen hazırlarım şimdi. Yaralı mısın evladım? Evet baba. Ama önemli bir şey değil. Sadece biraz kanadı galiba. Gel bir bakalım. Aman annem görmesin baba. Üzülür. Hikmet oyalar Nazife Hanım'ı. Madem ben oyalayacağım Nazife Hanım'ı, hele bir anlat iki saniyede. Ne oldu, ne bitti Polat? Hikmet, bir yere gittiğim yok. Anlatırım, acelesi mi var? Aslanım benim.
Yarası çok mu derin? Ne yarası ana? Tamam Hikmet, tamam. Seni görene kadar ağladı durdu Ali. Aliler ağlar mı? Ayıp değil mi sana? Ha? Aliler ağlamaz. Anası ağlar değil mi evladım? Doğrudur baba. Bu nasıl oldu evladım? Oldu bir şekilde baba. Ama olunca bu sefer tamam dedim. Öleceğim. Kendimi Elif'in mezarına attım. Gözlerimi kapattım. Açtığım dakikadan beri ölmemem için sanki bütün dünya seferber oldu. Köstebek kim? Kamil. Ural, başkanla Polat'ın oraya gideceğini kimden öğrendin? Ne oldu? Elif seni yanına istemedi mi? Belki. Bir mezara bir kişi girer evladım. İki değil. Daha ne zamana kadar başkasının mezarına kendini gömmeye çalışacaksın? Yaralı adama söylenecek laf mı bu baba? Yaralı adama pansuman iyi gelir. Biraz can acıtır ama cerahati temizler. Baba sırtımdan yaralıyım, yüreğimden değil. Yüreğinden kan kaybetmedikçe ölmezsin evladım. Sen ne kadar istersen iste. Sana baba nasihatı. Allah'tan her şeyi iste. Güç iste, sağlık iste, mutluluk iste, aşk iste. Kendin için isteyecek bir şey bulamazsan başkaları için iste. Ama sakın ha sakın ölüm isteme. Yaşamak her şeye rağmen güzel evladım. Ölüm ise onun takdiri. Takdir ettiğinde ne istersen iste, tek hakikat zaten o olacaktır. Kim o?
Bu saatte kim olacak? Neredesin sen Memati? Soru sormuyorduk ya canım. Çok merak ettim seni. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok durmayacağım. Bir geçerken uğradım bir şeye ihtiyacım var mı diye. Bu saatte nereye gideceksin ki? İşim var. Yalnız kalmak istemiyorum. İşim bitince gelirim. Neden böyle yapıyorsun Memati? Bu saatte beni terslemek için mi geldin? Yoo. O zaman? O zaman ne? Özlediğin için mi geldin? Çok yorgunum. Masaj yapmamı ister misin? Olabilir. Çok mu merak ettin beni? Çok. Sıkabilir misin? Hayır. O zaman bir daha silahıma dokunma. Dokunursan ben senin kafana sıkarım. Gel. Buyur otur. Bu örgütle uyuşturucu işi nereden çıktı Bulut? Hazar Beyoğulları kucağımıza bıraktı efendim. Limanı alınca derdini de otomatik olarak aldık. Limanın %100 hissesi bizim mi? %51'ini aldık Davut Bey. Ama gerisi problem değil. Alırız. Almayın. Kimin üstüne ise üstümüze bir şey atılacak olursa ihale onlarda kalsın. Polat Alemdar'a kalır ihale o zaman. Kalsın. Senin için bir problem mi var? Yok. Aksine memnun olurum. Dikkat edin Bulut işlerinizde. İş dengeler karışık. Sistem oturana kadar hiç kimseden taraf olmayın. Herkes tarafınız olsun. Tuncay Bey. İyi misiniz? İyiyim Üstü Bey. Teşekkür ederim. Çok kirlendim. Temizleniyorum. Tuncay Bey, tam 1 saat 45 dakikadır su sesi geliyor içeriden. Üstü Bey, işinize bakın kardeşim. Bir kolonyalı mendil bulsaydık o pis iğrenç yerlerde. Ben sizi o banyodan çıkaracak kolonyalı mendili biliyorum. Hem de lavantalı. Alo, Asu Hanım. Merhabalar, ben Hüsnü Yalın Kılıç. Tuncay Bey'in rezidansından arıyorum. Beyefendi acil görüşmek üzere sizi bekliyor.
Ne yapayım Memati? Adam geldi ha buraya, gözümüzün uğruna sıktı, gitti. Sünepedu münepedu ama bir tane evladım vardı da. Bir şey olmaz reis, hallederiz. Nasıl halledeceksin Memati? İmzaladık kağıdı verdik. Kağıt dediğin nedir ki? Atarsın eski tarihli bir imza, o kağıt bende de olur reis. O bulut sıkar. Yok ben kendimden korkmayırım canım. Ama Ali Osman gider bu işte. Reis, sen Ali Osman'ı memlekete gönder, ben gerisini hallederim. Gülüm neredesin? Gel bir çay mı iç? Limandayım. Bizim limanda. Hoş geldiniz Asu Hanım. Hoş bulduk Hüsnü Bey. Hayırdır? Hayır efendim, hayır. Sizi salona alabilir miyim? Tuncay Bey 2 dakikaya kadar geliyor. Tabii ki. Tuncay Bey. Ya kardeşim bir rahat bırak beni. 2 dakika duş yapıp çıkacağız. Peki efendim. Asu Hanım salonda bekliyorlar. Bilginiz olsun. Ne işi var kardeşim Asu Hanım'ın burada? Ben kimseyle görüşecek halde değilim. Çok önemli olduğunu söyledi. Acil görüşmesi gerekiyormuş. Konu neymiş? Size söylesin. Bilmiyorum ama saçıyla oynuyordu. Tahmin ediyorum bu hususi mevzuyu bana söylemez. Bizzat size söyler. Hay Allah ya. Nereden çıktı bu saatte? Bir kolonyalı mendil yok ki kardeşim lazım olduğunda elimizin altında. Tuncay Bey şimdi geliyor Asu Hanım. Size ne ikram edebilirim? Çok teşekkürler. Hiçbir şey almayayım. Peki efendim. Siz nasıl tenzip buyurursanız. Merak ettim. Tuncay Bey gözaltına alındı. Sağlığı iyi değil mi? Her ne kadar biraz yıpransa da sizin iyi olduğunuzu görünce iyi olacak kanaatindeyim. Etki tepki meselesi. Ben sizi baş başa bırakayım. Hoş geldiniz Asu Hanım. Hoş bulduk. Çok merak ettim sizi Tuncay Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Asu Hanım. Çok iyi. Başınıza ne oldu? Kıpkırmızı. Bilmem. Kırmızı mı? Bir bakabilir miyim? Buyurun. Kolonyalı mendil. Asu Hanım. Sizi çok seviyorum. İşte özlenen tablo. Söyle Kamil. Başkanım, İskender Büyük sizinle görüşmek istiyor. Yarın görüşürüz. Efendim burada kendisi. Ne işi var burada? Nasıl yapalım efendim?
Alın içeri. İstanbul'a gelmemen konusunda seni uyarmıştım. Ne işin var burada İskender? Ben de seni yanlış yapıyorsun diye kaç defa uyardım. Ama beni dinlemedin başkan. İskender, anlamıyor musun? Senin üzerini çizdiler. Tasfiye edildin. Beni tasfiye edenleri yok etmeye geldim. Kim sattı? Köstebek kim? Cengiz. İki kere hizmet ettiysen 40 kere ihanet ettin. Bu memleket iki hizmetin yüzü suyu hürmetine asmadıysa seni, şükredip İstanbul'a gelmeyecektim. Bıktık senin dosyalarını temizlemekten. Daha ne istiyorsun anlamıyorum ki. 40 kere ihanet mi etmişim? Bu ülkenin başına bir tane geçen adam göster ki günde 40 kere ihanet etmemiş olsun. Yok ettiğin dosyalar ne? Başkaları uyuşturucu satıyordu. Ben o sahaya girdim. Hainlerin elinden karlarını aldım. Başkaları silah satıyordu. O sahaya girdim. Onların elinden bu rantı da aldım. Ne rant alması? Bu rantın büyüğüne ortak oldun. Hainleri tasfiye etmedin. Hainlerle ortak oldun. Çalışmadığın yabancı servis kalmadı. Hep senin kucağına oturdun. Benim kullanmadığım hiçbir yabancı servis kalmadı. Kullanmadığım. Sanki senin ihtiyarların yabancı servislerle işbirliği yapmıyor. Yaparlar. Ama fark şudur. Kendi çıkarları için hiçbir işbirliğine girmezler. Her yaptıkları doğru olmayabilir. Ama hiç değilse kirlenmemişlerdir. Kaç paran var İskender? Henüz yönetime el koyacak kadar param yok. Ama olacak. Sana son bir şans veriyorum başkan. Gel, bana biat et. Elindeki belgeleri, bilgileri, sırları bana ver. Bu senin son ve tek şansın. Sen hastasın! Defol git buradan! Benimle kimse böyle konuşamaz. Kimse.
Söyle Abdüley. Abi Köstebey'in adını öğrendim. Kimmiş? Cengiz diye biri. Cengiz mi? Evet abi. Abdüley, benim başkanın yanına gitmem lazım tekrar. Oradan sana gelirim. Ayıp olmuyor mu gülüm? Başkasının dükkanında makam koltuğuna oturmak? Ayıp olmuyor mu gülüm? İki gün ortadan kaybolduk diye koltuğumuza çökmek. İnanmazsın Memati. Daha bugün hayatını kurtardım. Bir sana can borcum yoktu. O da oldu. Öyle mi Bulut? Bence sen Ali Osman'ın diziyle yetin sıkmaya. Yok yok. Harbiden canını kurtardım. Örgüt bastı. Boş ver örgütü de. Sen burayı yanlış adamdan satın aldın. Burayı zaten bana satmıştı reis. Memati, uzun etme. 51'i benim, 49'u senin. Ortağız. Mümkün değil. Tamam. Benim bir hissem Ali Osmanlı olsun. Ver öbür biri de İlyas Reis'e, gül gibi anlaşalım. Ticareti öğrenmişsin gülüm. Biz bu işe başladığımızda sigarayı pakette satmıyorduk be gülüm. Tek tek satıyorduk. O yüzden küçük sayıları iyi bilirim. Thank you.
İskender kim Vural? Makedonya kralı. Başkanı öldüren İskender kim? Sağ kalırsan öğrenirsin. Sen her şeyi biliyorsun ya. Öğrenecek bir şeyin kalmamış. Sağ kalmana lüzum da yok. Bitir işini Abdülay. Gel bakalım Cengiz'im. Vural öldü. Başkan öldü. Artık bu ülkeyi biz yöneteceğiz. Emriniz nedir efendim? İhtiyarların elindeki kırmızı kitap bana lazım Cengiz. Polat Alemdar'ın eline geçmeyecek.